Merhaba bugün 8. sınıf mevsimler ve hava olayları konusuyla ilgili soru çözmeye devam ediyorum. Başlıyorum. Şehirler düz bir arazidedir. 1. ve 2. gün sıcaklıkları verilmiştir. KL şehirleri komşu, MN şehirleri komşudur. Grafikte KLMN şehirleri 1. ve 2. gün sıcaklıkları verilmiş. Bakıyoruz. Buna göre hangileri doğrudur? Sıcaklıklarla basınç arasında nasıl ilişki var? Önce ondan bir bahsedeyim. Örneğin bir yer sıcaksa o zaman burada basınç azdır. Basınç az. Eğer bir yer soğuksa o zaman basınç çoktur. Basınç çok. Yani sıcaklıkta basınç ters orantılıdır. Sıcaklık burada azaldı, basınç çoğaldı. Burada sıcaklık çok yani sıcak bir yer o zaman basınç az. Şimdi benim elimde sıcaklıklar var ama basınçla ilgili ifadeler de olduğu için bu bilgiyi veriyorum. Birinci gün K şehrinden L şehrine rüzgar eser. Şimdi bizim bildiğimiz rüzgar yüksek basınçtan yani çok basınçtan yüksek basınçtan alçak basınca alçak basınca doğru eser. Şöyle okun yönünü göstereyim. Ya da dediğimiz gibi soğuktan sıcağa doğru eser. Şimdi şurada bakıyoruz. Birinci gün K şehrinden N şehrine rüzgar esiyor mu? Birinci gün K şehrinin sıcaklığı az, L'nin çok. Demek ki az sıcaktan çok sıcağı rüzgar oluşur. Bu ifade doğrudur. İkinci gün M şehrinden N şehrine rüzgar oluşur. Bakıyorum ikinci gün M şehri 8 iken N şehri 5'tir. Yani M daha sıcak. Sıcaktan soğuk olan yere doğru rüzgar oluşmaz. Bu ifade yanlıştır. İkinci gün L şehrinde hava basıncı K şehrine göre daha çoktur. Bakıyorum ikinci güne. L ve N şehirlerinden L ve K şehirlerinden bakın L'nin sıcaklığı az. Yani sıcaklığı az. Soğuk. O zaman basıncı çok. Baktığım zaman basıncı çok olan yerden az olan yere doğru hava akımı oluşur. Şehirdeki hava basıncı K şehrine göre daha çoktur. Baktığım zaman bu ifade doğru oluyor. Çünkü sıcaklığı az o zaman buranın basıncı çok. Yani L'nin sıcaklığı 13 derece santigrat. Demek ki basıncı daha fazla. Bu ifade de doğrudur. Dördüncü ifade birinci gün M şehrindeki birim alandaki hava yoğunluğu neyden fazladır? Eğer sen sıcaksan buradaki gibi yoğunluğun azdır. Az, az yoğun. Çünkü tanecikler ısındığı için birbirinden uzaklaşacak ve belirli bir yere birikmeyecek. Eğer soğuksan tam tersi tanecikler birbirine daha yakın olduğu için yoğunluk çok yoğundur. Yapmam gereken sadece bakalım M, birinci gün M şehrindeki sıcaklık neye göre nasıl değişiyor? M şehrinde birinci gün daha sıcak. E, daha sıcak olduğuna göre az yoğundur. Ama burada daha fazladır demiş. Hayır bu ifade de yanlıştır. Bu durumda doğru olanlar 1 ve 3'tür. Başka bir soru. Tabloda verilen bilgilere göre hangileri doğrudur? Bakıyorum. A ülkesi için ortalamalar verilmiş sürekli. En sıcak yıl, en soğuk yıl ve 1980 ile 2022 yıl arasında ortalama verilmiş. Şimdi elimde ortalamalar var. Bu ortalamalar sıcaklık ortalamaları olduğu söyleniyor. En soğuk en sıcak. Ortalama ise bu iş iklimle ilgilidir. Birinci ifadeye bakıyorum. Tablo meteoroloji bilimiyle uğraşanlar tarafından hazırlanmıştır. Bu ifade yanlıştır. Çünkü meteoroloji bu kadar uzun yıllar arasındaki ortalama ile ilgilenmez. Günlük haftalık en fazla tahminler yapar. Klimatologlar günlük yapılan ölçümlerden elde edilen verilere göre en sıcak ve en soğuk yılı belirlemiştir. Evet bu ifade doğrudur. Burada da yapılan budur zaten. Ve bu işte klimatologlar yani iklim bilimcileri ilgilenir. Tablodaki verilere bakılarak 1980 yıldan 2022 yılına kadar iklim koşullarının değişip değişmediği hakkında fikir yürütülebilir. Bu kadar uzun yıla bakarak evet belirli bir ortalaması var bunun. Bu değişiyor mu değişmiyor mu diye evet fikir yürütülebilir. Bu ifade de doğrudur. Bu durumda hangileridir doğru dediği için 2 ve 3 doğrudur. Evet başka bir soru. Bakıyorum. Gündüz ve gece bu sık sorulan sorulardan biri. Kara ve denizlerin ısınma ve soğumaları biliyorsunuz farklıdır. Denizler geç ısınır geç soğur. O yüzden gündüz vakti baktığım zaman e, burası soğuk olan yer olur. Soğuk. Çünkü deniz geç ısınıyor. Kara ise sıcaktır. Aynı şekilde gece olduğu zaman deniz geç soğuduğu için bu sefer burası sıcaktır. Burası soğuktur. Nasıl ki deniz geç ısınıp geç soğuyorsa kara da aynı şekilde erken ısınıp erken soğur. Soğuk sıcağı yazdıktan sonra zaten rüzgar oluşumunu biliyoruz. Soğuktan sıcağı ya da yüksek basınçtan alçak basınca. Soğuksa zaten burası yüksek basınçtır. Bu bilgileri daha önce vermiştik. Buna göre diyor ki gece gündüz kara ve deniz arasındaki rüzgar oluşumu belirtilmiştir. Hangileri doğrudur? Gece deniz üzerindeki hava basıncı kara üzerindeki hava basıncından daha fazladır. Baktığım zaman gece Deniz üzerindeki hava basıncı sıcak olduğuna göre bura alçak basınç, bura yüksek basınçtır. Karalardan daha fazladır diyor. Hayır tam tersi karalarda yüksek basınç olduğunu görüyorum. O yüzden bu ifade yanlıştır. Gündüz deniz karadan daha sıcaktır. Baktığım zaman rüzgar oluşumu soğuktan sıcağa doğru olur zaten. Soğuk sıcağı yazmasaydım bile tam tersi olduğunu bilebilirdim. Çünkü gündüzleri karalar daha sıcaktır. Daha çabuk ısınır çünkü. Bu ifade de yanlıştır. Bu hava olayı günlük sıcaklık farkından oluşur. Bu hava olayının adı rüzgardır. Evet rüzgarda günlük sıcaklık farkından oluşur. Bu ifade doğrudur. Karalar denizlere göre erken ısınır hatta erken soğur. Bu ifade de burada gözüktüğü gibi doğrudur. Bu durumda doğruları istiyor. 3 ve 4 doğrudur. Evet başka bir soru. ABC şehri. Bunlar balon. Havaya bırakılan uçan balon A şehrinden B'ye ve sonra C'ye gitmiştir. Burada da aynı mantığı yürütmem gerekiyor. Yani bunların hareket etmesini sağlayan rüzgardır. Demek ki bu yön aynı zamanda rüzgarın yönü. Eğer A'dan B'ye gidiyorsa demek ki burada yüksek basınç, bura alçak basınçtır. Daha sonra B'den C'ye gidiyorsa B, C'ye göre yüksek basınç, burası alçak basınçtır. Soğukluklarına baktığım zaman evet burası Şöyle yapayım. En soğuk en soğuksa burası soğuksa burası da sıcaktır. Bu şekilde sıralayabilirim. Buna göre hangileri doğrudur? B şehri A şehrinden soğuktur. Bakıyorum. B şehri A şehrinden soğuk değildir. Bakın A daha soğuk çünkü rüzgar bu yönde oluşmuş. Bu ifade yanlıştır. B şehri C şehrinden soğuktur. Soğuk, sıcak. Evet B şehri daha soğuktur. Bu ifade doğrudur. Rüzgarın yönünden anlayabiliyorum. 3. A şehrinin hava basıncı B şehrinden fazladır. Bu şekilde bu da doğrudur. Yine sıcaklıkla basınçları yazarsanız eğer bir yer sıcaksa o zaman burada alçak basınç olur. Soğuksa yüksek basınç olur. A ve B şehri için demiş. Demek ki burası soğuk olduğuna göre burası yüksek basınç. Burası sıcak olduğuna göre, buraya göre sıcak olduğuna göre alçak basınçtır. A şehrinin hava basıncı B şehrinden fazladır. Yüksek basınç alçak basınçtan fazladır. Rüzgar da bu yönde oluşur. Bu ifade de doğrudur. Doğruları sormuş. 2 ve 3 doğrudur. Evet başka bir soru diyor ki Türkiye'nin denizlerindeki bir yosun türünün çok fazla artması sonucu kıyı balıkçılığı yapılamayacak duruma gelmiştir. Bilim insanlarının araştırmalarının sonucu deniz sıcaklığının artışının yosunları arttırdığı anlaşılmıştır. Buna göre hangi yorum yapılabilir? Bu bir küresel ısınma sorusudur. Küresel ısınma biliyorsunuz canlıların dengelerini bozuyor. Bazı canlı mesela buradaki bazı canlıların kontrolsüz gelişmesini bu durumda hatta bazı canlıların ya da insanların buna zarar görmesini anlatıyor. Buna göre küresel ısınmanın sonucu olmuş bir olaydır. Evet sıcaklık artmış doğrudur. Hangileri yanlış hangisi yanlıştır diyor. Sera gazları bu durumun sebepleridir. Küresel ısınmanın sebebi sera gazıdır. Sera gazlarından da en fazla karbon önemlidir. Çünkü karbon ısıyı tutma özelliği en fazla olan gazdır. İçinde karbon olan bir gaz görürseniz evet bu bir sera gazıdır. O yüzden bu ifade de doğrudur. Küresel iklim değişikliği insan hayatını dolaylı olarak etkiler. Burada olduğu gibi mesela balıkçıların hayatını etkilemiş. Bu ifade de buradan çıkarılabilir. Doğru bir yorumdur. Bu olaya Türkiye sebep olmuştur. Yalnız onlar etkiler. Küresel ısınmaya sadece bir ülke sebep olmaz. Sadece bir ülkede etkilenmez. Çünkü dünyanın Tamamen küresel ısınma dediğimiz tüm sere etkisinin oluşması, her yerin ısınması, tüm dünyanın ortalama sıcaklığının artması anlamına gelir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Yanlışı soruyor. D yanlıştır. Başka bir soru. Yukarıdaki cümlelerin hangileri meteorolog, hangileri klimatolog tarafından söylenmiştir? Meteoroloji ile ilgilenen meteoroloji ile ilgileniyorsa eğer iklimle ilgileniyorsa klimatologtur. Bakıyorum hangisi iklim, hangisi hava olayları ile ilgilidir. Muğla ve çevresinde yoğun yağış bekleniyor. Evet bu bir tahmindir. Bu bir hava olayıdır. Hava olayı. Yani meteorolog söylemiştir bunu. Şöyle M diyelim. Meteorolog söylemiştir. Ege kıyılarında sabah sis olacak. Bu da bir tahmindir. Bu da bir hava olayıdır. Aynı şekilde hava olayı. Bunu da meteorolog söylemiştir. Madem hava olayı. Ankara'da sıcaklık sıfırın altına düşecek. Bu bir tedbir amaçlı söylenen bir şey. Yine bir yakın zaman için söylenmiştir hava olayı bu da bir meteoroloğun sözüdür. Manisa'da en fazla yağış ilkbaharda olur. Bu mevsimlerin özellikleri belirlenmiş. Bu da iklimlerle belirlenmiştir. O yüzden yağışların ilkbaharda en fazla Manisa'da olduğunu söyleyen bir klimatologdur. Yani bu bir iklim olayıdır. Bunu da söyleyen klimatologdur. Baktığımız zaman sınıfladığımız zaman bir 2, 3 meteoroloji yani meteorologun laf, sözleridir, laflarıdır ya da 4 ise iklim yani klimatolog söylemiştir. Evet bu da son sorumdu. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.